görünürde doğru derken, temeli yanlış. Nedir? Siyasi partiler politika üretmiyorlar. Politikaları yok. Özellikle bugünkü bakan için konuşuyorum. Hilmi Güler için konuşuyorum. Böyle bir politikası yok. Ne var? Çoğunluk ne diyor? Onu memnun edeyim, yatıştırayım. Politika bu. Peki çoğunluğun oluşturduğu bu kanaat nereden gelmiş? İşte o kanaat U.S. Borax'ın bu stratejiktir demesi. Yıllar içerisinde oluşmuş bir kanaat bu. Onun Türkiye'deki uzantısı, bürokrasinin içerisinde oluşmuş olan bir kısım diyelim. Bürokrasi içinde oluşmuş olan bir politika. Dolayısıyla geldiği zaman ya bu bakan böyle uyguluyor. Bundan önceki öyle uyguluyor. Yani hepsi aynı uygu. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çünkü politika yapan politikacı yok. Hepsi devleti ele geçirmek mekanizması. Devleti ele geçirme amacıyla politika yapıyor. Devleti ele geçirme amaç olunca o zaman devleti ele geçirdiğinde de abicim ben kendi adamlarımı yerleştiririm. Burada kendi adamlarımla ben bunu dengeleri tuttururum, idare ederim. İşte Türkiye'deki politika, işte kitlerin idare edilmesi. İşte yozlaşma. Ta ki nereye kadar? IMF geliyor, kırmızı kart çıkartıyor. Vermeyeceğim diyor, para diyor, bitiyor iş. O zaman elinden para. Şimdi dolayısıyla aynen öyle. Evet. Şimdi IMF'ye kızıyoruz. Ya affedersin, IMF'ye kızmayacaksın. Biz kendimize kızacağız. Buraya kızacağız. Kafamızı değiştireceğiz. IMF kim? Anlatabiliyor muyum? Biz onu değiştirirsek belki IMF'den para istemeye de gerek kalmayacak. Tabii. Zaten. IMF gitsin başka yere para versin. Gitsin, aynen gitsin başka yere versin. Ben IMF'ye vereyim yani. Evet. Ya veya şey yani. Hani ne var? Bana ne para ne var? Ben ona vereyim yani. Bir gün şimdi biz kendimizi üretip kendimizi güçlendirip kendimiz olamıyoruz. Kendi sanayimizin yani argümanlarını oluşturmak demek bu. Evet. Yani bugün bizim Türkiye'mizde ürettiğimiz bir yerli uçağımız var mı? Örnek olarak tabii verdim. Uçak gibi siz birçok ürün sayabilirsiniz. A'sından Z'sine kadar. Ve herhangi bir teyakkuz durumunda, Allah göstermesin yani hiç kimseye böyle başına bir şey gelmesin, bir savaş durumu söz konusu olsa, kendi tankımız yok. Kendi kendimizi üreten bir toplum olmuyoruz. Olmuyoruz. Olmadı. Evet. Ama başkaları hep böyle oluyor. Evet. Şimdi dolayısıyla tekrar ben politikacılara geleyim. En işin püf noktası politikacılarda. Sivil toplumda, halkta kendi kendisine sahip çıkması lazım. Kendi kendisini üretmesi, üretecek mekanizmaları, toplumsal yapıları düşünmesi lazım. Bunun için politika üretmesi lazım. Politika üretmediği zaman o zaman akıllardan bir tanesi geliyor plan yapıyor böyle. Ya kardeşim burada örneği var. Hidrojen peroksit tesisi kurmuş. Polonyalılarla falan. Hidrojen peroksit tesisinin anahtarını çevirmişler. Yangın çıkmış. Bir kilo bile üretememişler. Şimdi ben bunu o zaman öyle oldu mu? Ya ama bu deneme tahtası değil ki, bu 70 milyon dolar o zaman resmen kağıt üzerindeki para gitti. Yani bir tek sen akıllısın da. Yani o bürokrasi bu kadar insan akılsız mı? Projeler yapıyor Bor Enstitüsü. Projeler yapacak. İşte bakacak iş adamları da aa ne güzel bor falan diyecek. Buna gelecek yatırım yapacak. Ya affedersin böyle bir borlu kalkınma modeli, Harald Tomar falan gibi böyle kalkınma modelleri vardır iktisatta da. Yani böyle borlu kalkınma modeli mi var? Öyle yap, öyle düşün diyor. Bu insanı kafasını sıkmak, cendere bunaltmakla aynı anlama geliyor. Bunu politikacılar, Hilmi Güler'e tekrar dönüyorum, buna alet oldu. Bunların suyuna gitti, girdi. Onlar ne diyorsa onu yaptı, onu yapmaya devam ediyor. Yapmaya devam ettiği için açalım burada kitabı. Ben burada örnekler vermişim. 95 yılında demiş ki borç çok sevdim. İşte Türkiye bir 100 gramından 100 bin kişilik şehir aydınlatılacak demişler. Nerede hani? 2007 yılı geldi. Bunu söyleyen bakan var ya. Milletvekili var. Bunlar ciddi ciddi meclise tartışıldı. Bu meclise tartışıldı. Şimdi adam diğeri bunu ortaya koyan adam etimaden de şimdi hala orada duruyor. Bugün hadi Hilmi Güler o zaman bakan falan değildi veya milletvekili değildi. Ama onun mesela o Ali Rıza Alaboy'un döneminde o şeyken genel müdürken bakan olan birisi var. Genç bir çocuk o da. Konyalı bir çocuk. Şimdi o şey tarafında kaldı. Erbakan tarafında kaldığı için buradan uzak duruyor şimdi. Neyse onda 3 tane isim var. Tuhaf bir şey. Hep Eti Madenliler 3 isimlidir zaten. O zaman Bor Enstitüsü de bu Eti Bank'ın dümen suyunda kalmış olan bir yapı içerisinde. Çıkamadı. Tabii çıkamadılar. Şimdi kamuoyu belki iyi niyetli kamuoyu şüphesiz ama iyi niyetle oluşturuldu ama
denilebilir ki ya bunu kimse... Hayır, ben söyledim. İnternet sistem var benim. Evet. Ve benim sisteme itibaren genel müdür geldiği zaman benim sisteme bakar. Ben biliyorum bunu. Oradan bana söylenen, ben sözleri söylüyorum. Bir ara öyle oldu ki Etimaden'de şeyleri yasakladılar. Terminalleri yasakladılar. İnternet sitesine giriş sınırlamalar koydular. Evet. Tabii herkes benim sisteme bu kadar Hasan ne dedi diye. Yani söylenmeyen bilinmeyen şeyler değil. Yapmayın dedim. Daha önce de çünkü Etimaden'in içerisinde bu tür şeyler kurmuşlar. Boren değil de eski Boren'e ne oldu diye burada bir bölüm vardı. O bütün sürgün yeri olmuş kullanmışlar. Şimdi bunlar o kadar matrak ki 20 kişilik falan bir ekip galiba. 18 veya 20 kişilik bir kadrosu var. Şoförü var, sekreteri var, bilmem nesi var falan. Bor araştırmaları yapacaklar. Ankara'da kuruluyor falan. Yani ne ilgisi var? Yani şimdi o kadar profesörler ya bu Türkiye'de Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK var. Ben biliyorum orada projeler evet, var. TÜBİTAK. Tabii ben biliyorum orada projeler var. Onların hep bütün o projeler hepsi gerçek geliştirildi, yapıldı. Onları organize etse zaten Türkiye bir şey bir noktaya gelir. Ya onların mesela varlığından başkaları da haberdar. Orada mesela şimdi GİRS belki kaldırmışlardır şimdi ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mesela vardı bu bor karbür üretim vardı. Bor karbür dediğimiz zaman uçakların helikopterlerin zırh malzemesi olarak bor nitrür, bor karbür. Bunlar üretim, onların laboratuvarı vardı şeyde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bunları götüren, ya biliyorum ki rahmetli oldu da Adnan Hoca diyeceğim. Adnan Hoca zaten ama soyadını hatırlayamadım. Amerika Büyükelçiliği'nden veya konsolosluğundan adam geldi buraya bunu yaptığımızı görünce dedi. O zaman için mesela. Bunu götürecek, Türkiye'de bunu yapacak sanayileşme. Ama o hemen geliyor bakıyor ne oldu evet, falan diye. Şimdi biz düşünün, biz bu boraks borik asiti eğer Türkiye'de yapabiliyor olsaydık, o tip kuruluşlar hep Türkiye'de gelişmiş olacaktı. Hep Türkiye'de yapıyor olacaktı bunları. Sanayici, buradaki profesör ona göre gelişecekti, o sanayiciyle onun arasında gidiyor. Niye şimdi yok? Tabii Amerika bunları bildiği için, bora dayalı sanayisi de gelişmiş olduğu için, zaten kısıtlı imkanlarla yürüttüğü, beslediği bu kaynak evet, eğer çökertilirse... Evet. Birçok sanayisi tabii, yara alacağından tabii, dolayı sizin tabii, kendi ülkenizde kendi borunuzu işleyip sanayicinizin o şeyi madeni kullanmasına müsaade etmiyor. Tabii. Türkiye'nin yaptığı yanlış bunu görmemesi kendi vatandaşına... Görmüyor mu acaba? Bir de orada bir sorun var. Kendi vatandaşına toplum olarak görmüyor. Görenler var. Yani biliyorum. Mesela isim vermeyeceğim burada. Eti madeninin içerisinde çalışan fevkalade zaten tersi de düşünülemez aslında. Fevkalade güzel, değerli insanlar var. Ve konuştuğumuz zaman bambaşka konuşuyorlar. Ama yaptıkları şey bambaşka olan olaylar. Bırakın Etimaden genel müdürü ayrılıyor. Benim fabrikamı batıran genel müdürden Hasan Bey sen haklısın diyor. Ama yapacağım buydu diyor. Benim fabrikamı batıran İsmail Hakkı Aslan söylüyor bana. Sen haklısın diyor. Doğru diyor. Bu söylediklerin yanlış. Ama yapacağı o kadar. Onu yapabileceği mekanizma o. Dolayısıyla toplumsal körlük var. Onun üzerinde bir mekanizma. Tabii. Evet. Mutlaka olaya sahip. Sistemi bir şekilde toplumun sinir sistemleri mefruş edilmiş. Durumda. Peki şöyle bir şey. Bu da bora yansıyor. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bor tabii bugünkü konumuzdu. Ama bor kelimesinden yola çıktıktan sonra boru işte siz petrol deyin. Kesinlikle ötekisi böyle. Ötekisi kömür desin. Tabii. Bir başkası gaz kesinlikle desin böyle, doğal kesinlikle gaz. Kesinlikle böyle. Aklınıza gelebilecek ne kadar evet, çok şey varsa. Evet. Hepsi için aynı şey uygulanıyor. Kesinlikle aynı şey uygulanıyor. Sistem aynı. Çünkü mantık burada, aynı. Aynen. Çünkü burada toplum kendi kaynaklarına çıkabilme inisiyatifini gösteremiyor. İnisiyatifini gösteremeyince o zaman anlayamıyoruz. Petrol var diyor kimisi. Kimisi çok çok büyük zıt bunlar. Kimisi. Ya bir kere biz var mı yok mu bilelim. Şimdi adam gelmiş. Madenci yok Türkiye'de. Evet. Yani Türkiye'deki madencilik define arayıcılığına dönüştürüldü. Yok böyle bir şey. Şimdi olmayınca biz bu kaynaklarımızı değerlendirelim. Madencilik teknolojisi son derece gelişti dünyada. Bizim haricimizde gelişti. Şimdi biz o madeni çıkartalım dediğimiz zaman yabancıya bakalım ya nasıl çıkartıyordun bunu? Hadi seninle ortak olalım noktasına geliyoruz. Şimdi ya işlemeyelim biz bu bor madenini, altın madenini. Ya nasıl işlemiyorsun? 800 dolar oldu. 800 dolar oldu. 280 dolardı. 1900
Ne 1900? 2000, 2003 veya 2004 yılında 280 dolar, 800 dolar oldu altın. Ama Almanya'nın elinde rezervler var. Adam zengin, durduğu yerde zenginleşiyor Batı ülkeleri. Çünkü merkez bankalarında İsviçre durduğu yerde zenginleşiyor adamlar. Altın fiyatları arttıkça. Ama şey çıkartmasın, Hasan çıkartmasın, Hüseyin çıkartmasın, Mehmet çıkartmasın. Orada çevre yetki bilmem ne falan, biz madenlerimizi bastırıyoruz. Halbuki bütün bunu ya bir dakika var. Dur, ne yapıyorsun kardeşim? Üç tane köy, ya benim şeftalim de altın değerindedir diyor. Şimdi bambaşka konulara giriyoruz tabii. Mudanya'da, ben Mudanyalıyım. Bizim bütün sahiller zeytin ağacıyla doludur. Bütün hepsi değil ama bir tahribat yaşandı ve yaşanıyor. Bütün o Gemlik Körfezi olduğu gibi apartmanlar doldu. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Ya bu ağaçları nasıl kesersiniz diye. O bir yerde gene altın madeni işliyorlar Bergama'da. Zeytin ağaçlarını kesiyorlar. Ya olmaz böyle şey. Peki bu US Borax. Büyük bir güce sahip olmalı ki %70 rezerv bizde. Fakat dünya boraks piyasasını elinde tutuyor. Evet. Nasıl gerçekleştiriyor bunu? Şimdi bu bu aşağı yukarı ne var ne yok gibi bir soru oldu şimdi. Hani Türkiye sormuşlar, bilgisayarı çatlatmış ya, ne var ne yok diye. Onun gibi bir şey. Çok çok genel olarak konuşayım. Sistem kurmuş ve kurdu. Ayrıntılar, ben şimdi bir iki şey söyleyeceğim ama ayrıntılar kitabımda var bununla ilgili olarak. Bu sorduğunuz soru, bor piyasası nasıl kuruldu gibi bir şey. Dünyada bor piyasası nasıl kuruldu ki, adam nasıl bir mekanizma kurdu ki parmağını başkaları oynatamıyor sorusu gündeme getiriyor. Şöyle bir şey, bir kere bu olay borun özelliğinden kaynaklanıyor. Borun özelliği derken dünyadaki dağılımından kaynaklanıyor. Bu dağılımın çoğunun Türkiye'de olması veya belirli bölgelerde olması, mesela Amerika'da var, Güney Amerika'da var, İtalya'da var, o zaman bilinen için söylüyorum, sonradan Rusya'da o da olduğu anlaşılıyor, önemli bir rezerv var Rusya'da. Türkiye'de var, Çin'de birazcık var falan. Şimdi bu çok az ya, demir gibi değil, bakır gibi değil bu. Az yerlerde var, belirli ülkelerin elinde var. Birinci özellik bu. İkincisi, bunlardan herhangi bir tanesini ele geçirdiğiniz zaman talebi çok sınırlı olması nedeniyle bütün bor piyasasını ele geçiriyorsunuz. Evet. Şimdi mesela diyelim ki Güney Amerika'daki madenler. Güney Amerika'daki madenleri bir başkası, ben mesela, gidip ele geçirmiş olsa Amerika'nın çanına ot tıkarım. Evet. Dolayısıyla çünkü oradaki miktar dünyaya yetiyor. Yani. Dolayısıyla şöyle bir olayla karşı karşıya. Bu olay o zaman da yani 1850'lerden sonra 1870'lerde temel 1850'lerde bulunuyor. 1870'lerde sanayi devrimiyle beraber 1900'lere kadar Amerika'daki gelişim bunu görüyor. US Borax'ın genel müdürü diyor ki bu diyor ve bu neticede bütün şirketlerin anlaşıp miktar, üretim, fiyat anlaşmaları gerekiyor. Kartel oluşturmaları gerekiyor. Satın alabildiklerini satın alıyor, alamadıklarıyla anlaşma yapıyor. Diyor ki US Borax'ın genel müdürü burada, 1900'lerde falan söylenen bir laf. Bu bir kartel anlaşması değildir diyor. Bu çıkarların uyumu anlaşmasıdır diyor. Karşılıklı çıkarların uyumudur bu diyor. Uyumu anlaşmasıdır bu diyor. Biz burada hep uyum düştü bize. Hep çıkarlar onlara düştü. Çok tuhaf bir şey değil mi? Nasıl? Şöyle oluyor çıkarların onlara düşmesi. Şimdi ilk önce Tibet'te var. Sanayi devrimi öncesi. Sanayi devrimi ortaya çıkınca seramik ve ürünlerin muhafaza edilmesine yönelik cam, seramik sektöründeki talep artıyor, patlıyor. O zaman Tibet'ten develerle gelmek falan böyle yetmiyor. Sır nereden geldiği de getiriyorlar falan. Yetmiyor. Araştırmalar başlıyor. Bilimsel araştırmalar başlıyor. Evet. İnsanlar o dağ senin, bu dağ benim araştırmalar başlıyor. Dante'nin cehennem mini yazdığı, Dante'nin İlahi Komedyası'ndaki cehennem bölümüne ilham veren Tuscana Vadisi'nde bulunuyor. Tabii Dante bilmiyordu o zaman bunları. Bilseydi belki o da orada bir parsel yapardı kendisini.
Tuskana Vadisi'nde bulunuyor ilk önce. Oradaki çamurlu suları arıtıyorlar, borik asit üretiyorlar. Derken boraks falan. Avrupa buradan yararlanıyor. Aynı sıralarda bizim burada, şimdi bakın bu bilimsel araştırmayla buluyor bunu. Aynı sıralarda bizim burada Osmanlı İmparatorluğu denilip gene 1856'da bulunuyor. O sıralarda arkadaşına buradan Fransa'ya gidiyor. Bir hediye götürmek istiyor. Burada beraber çalıştırmışlar mermer ocağını. Küçük heykeller yaptırıyor. Alçı taşından. Götürüyor arkadaşına. Heykelleri veriyor. İşte para istiyor ondan. Biz Osmanlıyız ya tabii, o bizim gerçi Polonez köylü falan olmasına rağmen o da Osmanlı, ne fark edecek? Aynı şey. Var da işte şunu şöyle edelim böyle falan filan, işte daha iyi maden işletiriz falan gibi. Mermer ocağı işletiyorlar. Evet. Adam masasının üstüne koyuyor heykelleri. Aradan bir süre geçiyor. Bakıyor beyaz tozlar oluşuyor. Çünkü oksitlenme meydana geliyor. Allah Allah bu nedir falan. Bir araştırıyor. Bakıyor ki bor, kimyacıymış adam. Bor madeni olduğu anlaşılıyor. Adam işi gücü bırakıyor buraya. Susurluk'taki bor madenini işletmeye başlıyorlar. O da bizimki de rastlantı. İtalya'da bulunan bilimsel bir araştırma. Bir başka araştırma aynı dönemlerde, bor çok sınırlı olduğu için fiyatları çok yüksek. Amerika bunu baş edecek gibi değil. Bu para öde öde nereye gidecek bu? Gümrükleri yükseltiyor. Fiyatları daha da artırıyor. Bu kez Amerika'nın içerisinde bilim adamları ve sanayiciler yeni kaynaklar aramaya başlıyorlar. Yani gümrük duvarları milliyetçi şekilde yükselttiği bir gümrük duvarı Amerika'da daha fazla kaynakların aranmasına, bor madenlerinin bulunmasına neden Vesile oluyor. oluyor, evet. Vesile oluyor. Aynı şekilde Tuskana'daki gibi çamurlu suların içerisinde maden buluyorlar. Ele geçiriyorlar. Bir sürü madenci ortaya çıkıyor. Ama o kadar çok madenci ortaya çıkıyor ki adamlar hiç yoktan para kazanmaya başlıyor. Gümrük duvarların hepsini aşağı indiriyor bu kez Amerika. İndirdiği zaman en güçlü 5 kişi ayakta kalıyor mesela. Bunlardan bir tanesi Coleman oluyor. Derken başka yerlerde bor madenleri bulunmaya başlıyor. Bu alçalt yüksel kala kala, netice çok özetle söylüyorum. Bu arada Death Valley'de bulunması falan hep bu çerçeve içerisinde. Dinkali bulunması falan hep bu çerçeve içinde. Bu Amerika'nın çok bilinçli gümrük duvarlarını çok kullanmasıyla ortaya çıkan bir sanayi oluşuyor Amerika'da. Amerika çok büyük bir ülke. Buradaki sanayi, bakıyor adam kim? Simit, borak simit diyorlar Amerika'da ona. O kardeşim bir yerden boraks geliyor, bor madeni geliyor, boraks geliyor. Nereye geliyor? Doğu yakasına, Avrupa'dan geliyor. Nereden geliyor bu bor madeni? İtalyanlar üretiyorlar. Nereden geliyor bu maden? Türkler üretiyorlar. Nereden geliyor bu bor madeni? Güney Amerika'da bor madenleri bulunmuş. O zaman Belçikalı, Almanyalı falan şirketlerde gidiyorlar. Güney Amerika'da bor madeni arıyorlar. Onlar da bilimsel çalışmalarla, bakın, emperyalizmin bilinçli olarak aramasını kastederek söylüyorum. Bizde armut piş tam ağzıma düş yani, o kadar güzel bizdeki. Gidiyorlar, buluyorlar bunu Güney Amerika'dakinde. Güney Amerika'daki madenlerde Avrupalılar musallat oluyorlar. Şimdi Avrupa'da Güney Amerika'dan, İtalya'dan, Türkiye'den ham maddeler geliyor. Avrupa'da borik asite dönüştürülüyor. Amerika'ya satılıyor. Adam kim? Borak Simit. Borak Simit diyor ki bir dakika. Bu böyle olmaz diyor. 1900 yılında, 1899 falan, Londra'ya gidiyor. Londra'da şimdiki US Borax'ın ortağıyla, Redwood şirketiyle, onlar da ürünlerini saklamak için bor kullanıyorlar. İhtiyaçları var boraksa, fakat fiyatlar dalgalanıyor. Rekabet var. Oradan mı bulacağız? Aynı kaliteyi mi bulacağız falan derken ilgi duyuyorlar. Çünkü esas işlerini tehdit eder duruma geliyor. Londra piyasasında özetini söylüyorum. Borax Simit'le İngiliz ortağı Londra piyasasından para buluyorlar. Bir anlaşma yapıyorlar. US Borax'ı kuruyorlar. Çok kestirme söylüyorum Evet. bu olayları. US Borax'ı kuruyorlar. Sözleşmenin altına Amerikalı simit, kapitalist simit diye imza atıyor. Diğeri de şövalye
diye imza atıyor. Yani US Borax tam anlamıyla bir Anglo-Amerikan